Kanyas ERP'ye hoş geldiniz. Finans modülü KOBİT için arama çubuğuna FinTZ1 yazılarak FinKOBİT uygulamasına gidilir. FinKOBİT uygulaması önemli muhasebe raporlarının özet olarak görüntülenmesini sağlayan bir uygulamadır. Rapor detayları incelenebilir. Detaylar grafiklerle ve tablo yapısında görüntülenebilir. İlgili bir firma seçerek güncelleme butonuna basılarak sistemdeki dataların rapora yüklenmesi sağlanır. Onaylama bekleyen muhasebe belgeleri, müşteri tahsilat, tedarikçi ödemeleri gibi raporlar kutucuklarla gösterilmektedir. Onayımı bekleyen muhasebe belgeleri kutucuğunda onay bekleyen 28, onay iptali bekleyen 2 belge olduğu görüntülenmektedir. İlgili kayıtlar güncelleme butonuna tıklanarak tekrardan güncellenebilir. Üzerine çift tıklandığında ilgili belgelerin detayları incelenebilir. Muhasebe belgesi onaylama ekranı açılarak Onaylama seçeneği işaretlenir ve kayıtlar ekrana listelenir. İstenilen kayıtlarda onaylama işlemi gerçekleştirilebilir. Onay iptali bekleyen kayıtlar görüntülenmek için çift tıklanarak muhasebe belgesi onaylama ekranına gidilir. Onay kaldırma seçeneği otomatik olarak işaretliyken kayıtlar listelenmiş olarak ekran açılmaktadır. İstenilen kayıtlardan onay kaldırma işlemi gerçekleştirilebilir. Onayımı bekleyen Masraf kayıtları kutucuğunda 6 adet belgenin olduğu görülmektedir. Belgeler izlenmek için çift tıklanarak masraf uygulamasına gidilir. İlgili masraf kayıtları ekranda görüntülenmektedir. Masraf kayıtlarım kutucuğunda ilgili kopit uygulamasını çalıştıran kullanıcıya ait olan onay bekleyen veya onaylanmış masraf kayıtları görüntülenmektedir. İlgili belgelerin detayına gitmek için çift tıklanır. Belgeler görüntülenebilir. Kopit uygulaması üzerinde bulunan tüm raporların kayıtları güncellenmek istenirse güncelleme butonuna tıklamak yeterli olacaktır. Sadece bir kutucuğun bilgilerinin güncellenmesi istenirse ilgili kutucuk üzerindeki güncelleme butonuna tıklanabilir. Masraf kayıtlarım kutucuğunda reddedilen masraflar ödenmiş masraflar görülmektedir. Detaylarına gidilmek istenirse çift tıklanır ve reddedilen Masraflar görüntülenebilir. Müşteri tahsilatları kutucuğunda vadis geçmiş müşteri bakiyesi, toplam müşteri bakiyesi bilgileri görüntülenmektedir. Ekran ilk açıldığında grafik ve tablo görünümünde veriler dolmuş olarak listelenir. Müşteri tahsilatları kayıtları güncellenerek tekrardan Değişen bakiyenin rapora yansıması istenirse çift tıklamak yeterli olacaktır. Tablo görünümüne geçildiğinde raporun vade tarihi bazında sıralandığı ve ilgili vade gün bazında farklı para birimlerinde raporlandığı görülmektedir. 4-7 gün aralığında vadesi geçmiş kayıtlar listelenmek istendiğinde detay butonuna tıklanarak detaylarına gidilebilir. İlgili hesaplar bazında Tutar bilgileri ekranda görüntülenmektedir. Muhasebe belgelerinin detayına inilmek istenirse ilgili hesap klasörü üzerine gelerek çift tıklamak yeterli olacaktır. İlgili muhasebe belgeleri ve tutarlar ekrana görüntülenir. Muhasebe belgesini kalemleri görüntülenmek istenirse belge ön izlemeyi aç özelliği işaretlenebilir. Ardından muhasebe belgesinin detayları incelenebilir. Tedarikçi ödemeleri kutucuğunda vadesi geçmiş tedarikçi bakiyesi, toplam tedarikçi bakiyesi bilgileri görülmektedir. Üzerine çift tıklandığında grafik ve tablo görünümünde ilgili değerlerin raporlandığı görülebilir. Rapor görünümünde vade tarihi bazında vade gün ve farklı para birimlerinde kayıtlar listelenmektedir. Bir gün gecikmiş tedarikçi ödemeleri detayına gidildiğinde ilgili hesap ve geciken tutar bilgileri görülmektedir. Tedarikçi hesabını çift tıklandığında hangi belgeden kaynaklı olarak bakiyenin oluştuğu görülebilir. Ayrıca muhasebe belgesinin kalemleri görüntülenmek istenirse belge ön izlemeyi aç özelliği şartlenebilir. Banka bakiyesi kutucuğunda banka bakiyesi görüntülenmektedir. Çift tıklandığında grafik görünüm ve tablo görünümünde ilgili bankaların para birimi bazında bakiyeleri gösterilmektedir. Bankanın detayı izlenmek istendiğinde detay butonuna tıklamak yeterli olacaktır. Hesap hareketleri ekrana listelenir ve gerekli inceme kullanıcı tarafından yapılabilir. Çek senet statüleri kutucuğunda vadesi geçmiş portföy ve vadesi geçmiş banka kayıtları listelenmektedir. Çift tıklandığında grafik görünümde çek senet statüleri ve bakiyeleri görüntülenmektedir. Tablo görünümü ne geçildiğinde çek ve senetlerin statü bazında vadesi geçmiş ve kaç gün geçmiş olduğu bilgileri görüntülenmektedir. Krediler bölümüne geçildiğinde ilgili seçilen gün bazında kredilerin toplam ödeme, ödeme kalan ödeme oranı bilgileri görüntülenmektedir. Geçen ay seçeneğine tıklanarak Geçen ay ödeme kalanı, ödeme oranı bilgileri görüntülenebilir. Geçen 7 gün seçeneğine tıklandığında geçen 7 gün içindeki toplam borç, toplam ödeme bilgileri kredi bazında görüntülenmektedir. İlgili kredinin detayına gidilmek istenirse kredi seçilerek detay butonuna tıklanır. Ekrana gelen kredi detayları incelenebilir. Yetkili olduğum KPI'ler bölümünde kullanıcının yetkili olduğu KPI'ler listelenmektedir. Gösterge sekmesinde ilgili KPI'nin durumu gösterilirken grafik şeklinde de ekranda görüntülenmektedir.